Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çant yayınları etkinlikli soru bankasında oran konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar etkinliklerimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Gençler oran ne demektir? Öncelikle buna bakalım. Oran demek oran iki çokluğun bölünerek karşılaştırmasına oran diyoruz. Bölünerek karşılaştırılmasına oran denir diyelim. Şimdi birinci etkinliğe baktığımız zaman 2'nin 3'e oranı arkadaşlar. 2'yi 3'e bölmem gerekir. Bakın 2 bölü 3'tür. B'ye bakıyorum 15'in 20'ye oranı. 15 bölü 20'dir. İstersek bunu sadeleştirebiliriz. C'ye bakıyorum 18 bölü 24'tür. 18'in 24'e oranı. İkinci etkinliğe bakıyorum. Bir sınıfta 8 kız 12 erkek öğrenci vardır. Sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını farklı şekillerde ifade ediniz diyor. Şimdi arkadaşlar o halde kızların erkekleri oranı kız sayısının erkek sayısına oranı 8 bölü 12'dir. Arkadaşlar bakın ben bu bölüyü şu bölme işlemini istersem bakın şöyle biliyorsunuz normal bölme işlem olarak da gösterebilirim. Yine 8 bölü 12 olarak okuruz. İstersek bunu şöyle 8 bölü 12 şeklinde de yazabilirim. Evet devam ediyorum. Üçüncü etkinliğe baktığımız zaman Mine'nin yaşı 24, Zeki'nin yaşı 60'tır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Mine'nin yaşının Zeki'nin yaşına oranı. Gençler Mine'nin yaşını Zeki'nin yaşına böleceğiz. Yani 24 bölü 60 olarak yazıyorum. Evet arkadaşlar 24 bölü 60'ı istersek şöyle en sağa yazalım. Bakın 24 12'ye bölünecek olursa 2 olur. 60'la 12'ye bölüyorum 5'tir. Bakın 2 bölü 5 de Mine'nin Zeki'nin yaşına oranıdır diyoruz. Gençler oranda genellikle ne yapıyoruz? En sağda halini yazmış oluyorum. Peki arkadaşlar B'ye bakıyorum. Zeki'nin yaşının Mine'nin yaşına oranı. Bu sefer de Zeki'nin yaşını Mine'nin yaşına oranlayacağım. Yani Zeki'nin yaşını Mine'nin yaşına böleceğiz. Bakın 60 bölü 24. Yine gençler şöyle her ikisini 12 ile bölecek olursam ne yapıyorum? Kesirlerde sadeleştirme yapıyorum. 60'ı 12'ye böldüm 5. 24'ü 12'ye böldüm 2. 5 bölü 2 olur oran diyoruz. Evet devam edelim dördüncü etkinliğe bakalım. Ege'nin 4 siyah 5 mavi 6 kırmızı olmak üzere 15 kalem vardır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A'ya baktığımız zaman siyah kalem sayısının kırmızı kalem sayısına oranı. Siyah bölü kırmızı. Siyah sayısı 4. Kırmızı sayısı 6. 4 bölü 6'dır. Gençler bakın her ikisini şöyle 2 ile bölecek olursam 2 bölü 3 olur sorumuzun yanıtı diyelim. En sade halini yazabiliriz diyoruz. Peki B'ye bakıyorum. Mavi kalem sayısının kırmızı kalem sayısına oranı mavi bölü kırmızı mavi kalem sayısı 5'ti. Kırmızı kalem sayısı 6. 5 bölü 6 arkadaşlar daha fazla sadeleşmez diyorum. Evet, C'ye bakalım. Kırmızı kalem sayısının toplam kalem sayısına kırmızı bölüm toplam kalem sayısı kırmızı 6 kalemimiz vardı. Toplam kalem sayımız 15. Bunu da şöyle 3 ile sadeleştirecek olursam 2 bölü 5 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet D'ye geçiyorum gençler. Toplam kalem sayısının mavi kalem sayısına oranını bulunuz diyor. Gençler toplam bölüm. Mavi kalem sayısı toplam 15 kalem vardı. Mavi kalem sayısı 5. 15 bölü 5'i sadeleştirecek olursam 3 bölü 1 olur. İstersek bunu 3 olarak da yazabiliriz. Evet devam edelim. Evet gençler 48'in soru 5. soruya baktığımız zaman 48 sayısının tek basamaklı bölen sayısının iki basamaklı bölen sayısına oranını bulunuz. Gençler öncelikle 48'in bölenlerini yani çarpanlarını bulmak istiyorum. Şimdi 1 çarpı 48 bakın bunlar 48'in bölenleridir. 2 çarpı 24 3 çarpı 16 4 çarpı 12 6 çarpı 8 o halde benden tek basamaklı bölen sayısının iki basamaklı bölen sayısına oranı dedi. Şimdi tek basamaklılar 1 2 3 4 6 ve 8 1 2 3 4 5 6 tane. Çift basamaklara bakıyorum. 12, 16, 24 ve 48. Baktığımız zaman gençler 4 tane. O halde tek basamakların sayısının çift basamaklara sayısı dedik. 6 bölü 4. Bunu da şöyle 2 ile sadeleştirecek olursam. 3 bölü 2 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam edelim bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar altın soruya devam ediyorum. Yandaki şekil eş karelerden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A'ya baktığımız zaman boyalı kısmın alanının tüm şeklin alanına oranla bulunuz. Şimdi gençler boyalı kısmı tüm şeklin alanına oranlayacağım. Boyarı boyalı kısma baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Böyle tüm, tüm parçaya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Her sırada 5 var. 10, 15, 20 Tüm tümü de 20'dir. O halde 8 bölü 20 Bunu da şöyle 4 ile sadeleştirelim. 2 bölü 5'tir. Boyalı kısmın tüm şeklinin alanına oranı diyoruz. Peki B'ye bakıyorum. Boyalı kısmın boyalı olmayan kısmı oranı boyalı bölü boyalı olmayan diyelim. Veya boyasız da diyebiliriz. O halde 8 bölü tüm şekil 20 ise 20'den 8 çıkarıyorum. Boyasız kısım 12'dir. Bunu da gençler şöyle 4'e sadeleştirelim. 2 bölü 3 olur. B'nin yanıtı diyorum. Evet devam edelim. 7. soruya bakalım. Yukarıdaki tabloda bir okulun 5. sınıf şubelerinde öğrenim gören kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. Yandaki tablo soruları tabloya göre cevaplayınız. Gençler A'daki soruya baktığımız zaman 5 A sınıfındaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı. 5 A'da kızlar 8 kişi, erkekler 12 kişi. 8 bölü 12. istersek bunu şöyle 4 ile sadeleştirirsem 2 bölü 3'tür diyoruz. Evet B'ye bakıyorum. 5B sınıfındaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı. 5B'de kızlar 10 kişi, erkekler 15 kişi. 10 bölü 15. Şöyle kestirimizin arkadaşlar pay ve paydasını 5 ile sağa değiştirsek 2 bölü 3 olur oran diyoruz. Evet C'ye bakıyorum. Kalemiz değiştirelim. Şöyle renklerimiz karışmasın. 5 C sınıfındaki kız öğrencilerin sayısı 5 A sınıfındaki erkek öğrencilerin sayısına oranını bulunuz. 5 C'den kızların sayısı 9 bölü 5 A'dan erkek öğrenci sayısı 12 hem 9 hem 12'yi 3'e bölersem 3 bölü 4 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam ediyorum. D şıkkına bakıyorum. 5C sınıfındaki erkek öğrenci sayısı. 5C'de erkekler 15 kişi. 15 bölü. 5B'deki kız öğrenci sayısı. 5B'de 10 tane kız öğrenci var. Burada 15 bölü 10. Şöyle 5 ile sadeleştirirsem 3 bölü 2 olur. Şu sorumuzun yanıtı diyelim. Evet. E'ye geçiyorum gençler. Şöyle E'yi uzatalım ve karışmasın. 5A sınıfı toplam öğrenci sayısı. Gençler 5A sınıfında 8 kız 12 erkek var. Toplam öğrenci sayısı 20. 5B sınıfındaki toplam öğrenci sayısı 10 tane kız öğrenci, 15 tane erkek öğrenci. Toplam 25 öğrenci var. 5A'daki sayının 5B'deki toplam sayıya oranı dedi. Bakın 20 bölü 25. Bunu da şöyle 5'te sadeleştirirsek 4 bölü 5 olur sorumuzun yanıtı diyorum. Evet devam ediyorum. F'deki soruya bakıyorum. 5'in sınıflarda öğrenim gören kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı. Gençler şöyle tablomu temizliyorum. Kız öğrencilerin ve erkek öğrencilerin sayılarının toplamına bakalım. 10, 18, 27. Toplam 27 kız öğrenci var. Erkek öğrenciler 15, 30, 42. Şimdi kız öğrenci sayısını erkek öğrenci sayısına o halde 27 bölüm 42 şöyle arkadaşlar her ikisini 3'e bölecek olursam 3 sadeleştirelim. 9 bölüm 14 olur sorumuzun yanıtı diyorum. Evet devam edelim 8. soruya geçelim. Evet gençler 8, 9 ve 10. soruyla devam ediyorum. 2 basamaklı en küçük doğal sayının 3 basamaklı en küçük doğal sayıya oranını bulunuz diyor. 2 basamaklı en küçük sayı gençler. Ondur. 3 basamaklı en küçük sayı. En küçük doğal sayımız 100'dür. Buradan 10 bölü 100 sadeleştirecek olursak 1 bölü 10 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet devam ediyorum. 9. soruya bakıyorum. 1'den 20'ye kadar olan doğal sayılardan 2'nin katı olan doğal sayı olanların sayısının 5'in katı olanların sayısına oranla bulunuz. Arkadaşlar 1'den 20'ye kadar 2'nin katları. 2'nin katı olan sayılar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane. 5'in katı olan sayılara bakıyorum. 5, 10, 15 ve 20. Bu da 4 tane. O halde 2'nin katı olanların sayısının 4'ün katı 5'in katı olanların sayısının oranı dediği için şöyle sorumuzun yanıtı 10 bölü 4'tür. Bunu da sadeleştirecek olursam 2 ile sadeleştiriyorum. 5 bölü 2 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet devam ediyorum. 10. soruya bakıyorum. Emre 360 MB'lik bir dosyanın 200 MB'lik bir kısmını indirmiştir. Buna göre dosyanın inmeyen kısmının inen kısmını oranı. Gençler toplam dosya boyutu 360 MB. 200'ünü indirdiyse 360'tan 200'ü çıkarıyorum. 160 megabayt olur. İnmeyen kısmı. O halde benden inmeyen kısmını inen kısmı oranı dedi. İnmeyen böyle inen kısım diyelim. İnmeyen kısım 160'tı. İnen kısım 200. Gençler bunu sadeleştirecek olursam. Bakın şöyle birer sıfır sildim. 16 bölü 20. Şimdi her ikisini de 4'te sadeleştiriyorum. 16'yı 4'e böldüm 4. 20'yi 4'e böldüm 5. 4 bölü 5 olur sorumuzun yanıtı diyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.